Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Tok fabrikasına gittiğimde neler gördüğümü, TOG fabrikasında gerçekten üretim var mı yok mu ya da bu fabrika İtalya'da mı sorularını cevaplıyor olacağım. Ama öncesinde sizlere şunu söylemek istiyorum. Gerçekten dünden beri anlayamadığım bir durumun içine düştüm. Çünkü ben ülkemi seven, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve ülkemi seviyorum arkadaşlar. Ülkemde yapılan iyi işleri de destekliyorum. Onlardan bir tanesi TOG projesi. Beni diğer bölümler, diğer kısımlar, diğer düşünceler inanın hiç ilgilendirmiyor. Ve ben Top projesini en başından beri destekleyen bir kişiyim. Ülkemizde yapılmaya çalışılan tüm üretim işlerine genel olarak desteklemeye çalışan biriyim. Ve yıllardır da teknoloji içerikleri üretirken zaten sizlere her zaman bu tarz projeler gördüğümde gidip anlatmaya çalışan da bir teknoloji editörüyüm. Aynı bu aşkla, bu istekle dün sabah saat 5'te uyandım ve İzmir'den Bursa'ya, Gemli'ye doğru yola çıktım arkadaşlar. Bakın bu toplantıya gidebilmek için sabah 5'te uyanıp Gemli'ye doğru yola çıktım. Saat 9'da başladı etkinlik ve daha sonrasında da fabrikayı gezdik. Yine Gürcan Bey ile görüşme fırsatım oldu. Orada da not almamız için bize bırakılan kalem ve defteri aldım ki sizlere buraya aldığım notları bir de telefonumda birkaç tane göreceğim Bey'in verdiği bilgiler var. Onları da size anlatacağım ama hemen şununla başlamak istiyorum. Birincisi üretim var mı? Evet arkadaşlar tabii ki var. Kocaman bir tesis kurulmuş ve bu tesisin içinde batarya fabrikasından tutun. Batarya fabrikasının dışındaki tüm işlemlerin yapılabileceği oldukça büyük ve geniş bir arazide Tog'un teknoloji kampüsü çalışıyor ve şu anda aktif olarak yaklaşık 3000 çalışana ulaşmışlar. Hemen bunu da söyleyeyim. Çekimlerin birçoğunda bazı çalışanları göremeyebilirsiniz. Tabii ki burası bir fabrika ve varyalı çalışıyorlar. Ancak kapının önünde çok ciddi seviyede servis arabaları vardı. Bu servis arabalarında kendilerine sorduğunda zaten içerideki çalışanlar için olduğunu söylediler. Hani orada bence en az 100 tane servis arabası vardı. Hani bazı şeylerin doğruluğuna inanmayan insanlar var ya onlar için söyleyeyim. İçerideki çalışanlarla birbiriyle tutturduğunuzda zaten yaklaşık aynı sayıları elde ediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi bir diğer konu yaptığımız çekimlerde bazı yerlerde neden saçlar direkt hazır bir şekilde gelmiş? Bu arabanın şasisi ya da bu akıllı cihazın şasisi nereden geliyor sorusunda cevaplayayım sizlere. Gürcan Bey'in konuyla alakalı bizlere şöyle bir açıklaması oldu arkadaşlar. Dedi ki bu saçlar şu anda İzmit ve çevresindeki tedarikçilerden yani yine yerli üretilmiş, yerli üretim yapan tedarikçilerden elde ediliyor. Zaten top projesinin onlarca iş ortağı var ve bu iş ortaklarından bazıları da üretim yapan, otomobil parçası üreten firmalar ve bunların hepsi yerli arkadaşlar. Zaten bu otomobil projesinde şöyle bir durum da var. Arabanın yüzde %49'u yabancı olabilir, yüzde %51'i yerli olacak şeklinde. Bilinen yabancı ortaklardan alınan şeylerden bir tanesi işlemci ve bazı diğer detaylar da var. Ancak çok çoğunluğu camları, lastikleri, jantları, size söylediğim gibi şase ve şase bileşenleri yani saç ve metal olan kısımların neredeyse tamamı ülkemizde üretiliyor. Şimdi herkes attığım paylaşımlardan sonra dikey içerikler yaklaşık 1 milyon izlenmeye ulaştı bu arada. Ve burada yorumlara bakıyorum saç nerede işleniyor, nasıl geliyor, ne oluyor falan gibi sorular var. Zaten bu olayın yani sizlere baştan sona gösterilebilmesi ya da biz görsek bile sizlerle paylaşabilmemiz mümkün değil yani biz de zaten görebileceğimiz yerlerini gördük ve hemen hemen zaten bir arabanın baştan sona bileşenleriyle beraber nasıl oluştuğunu da gördük orada bizleri gezdirdiler bütün fabrikayı. Ben daha öncesinde de fabrikaya gitmiştim ancak o kadar üretim hattını bizi sokmamışlardı. Bu sefer net bir şekilde girdik boyanesinden tutun birleştirme noktalarına kaynak yerlerine işte son noktaya kadar motorun. İlk test edildiği alana kadar birçok yeri gezdik ve çekim yapabildiğimiz kadar da yaptık. Çekim yapılırken bize karıştılar mı? Hayır karışmadılar. Çekim yapabileceğimiz tüm alanlarda çekim yaptık arkadaşlar. Hiçbir şekilde burada çekim yapılmasın gibi bir engellenmeyle de karşılaşmadık. Zaten açık yani her şey şeffaf ve olduğu gibi sizlerle de ben paylaşmıştım ama hala bazı asparagas şeyler var. Çok üzülüyorum bu durumlara. Onları da değineceğiz. Şu 3 dakikada bir otomobil üretme olayı var. Onu da sizlere anlatayım. Şimdi daha öncesinde burada hatta Gürcan Bey'in söylediği bir söz var bize. Bazı şeylerin çarpıtıldığıyla alakalı. Kendisinin dediği şey aslında şu. Diyor ki bu üretim tesisi 3 dakikada bir bir otomobil üretebilecek şekilde kurgulanmış. Ve bu 3 dakikada bir üretim kurgusuna ulaşabilmesi için fabrikanın çalışır hale gelip belli bir üretim yapması lazım. Çünkü şöyle düşünün. Siz hayatınızda ilk defa yumurta kırdığınızdaki halinizi bir hatırlayın. Bir de şimdi yumurta kırdığınızdaki halinizi hatırlayın. Dolayısıyla ilk yumurtayı kırdığınız anla bugünkü yumurtayı kırdığınız an bir değil. Artık ustasınız ve profesyonelleştiniz bu konuda bir şekilde. İşte bu işte aynı öyle bir şey. Sonuçta bizler ülkemizde evet otomobil üreten fa fabrikalar var, firmalar var ama bizim yaptığımız bir iş yoktu ve bu iş yeni yapıldı, yeni kuruldu. Bu işte çalışan mühendisler, çalışanlar da belli bir reflekse sahipler ama bir şeyin yerini değiştirdiğinizde bile aynı kapasiteye ulaşması için belli bir zaman gerekiyor. Fabrika üretime başladığından beri de bu tesisteki üretimler günden güne artıyor. Atırılmış şu anda arkadaşlar günde 100 adete gelmiş durumda üretim sayısı. Onu da öğrendik kendisinden orada ve Eylülün ortasından Eylülün sonundan itibaren yani yıl sonuna kadar bölümde kalan bölümde çok az bir zaman kaldı. Burada artık 3 dakikada bir bir otomobil üretilebilecek hale gelecekmiş fabrika yani o tam zamanlı kapasiteye ulaşmak üzere planlanan yere ulaşmak üzere en azından bu da güzel bir haber özellikle yeni toklarını bekleyen ya da çekilişle satın almaya hak kazananları bekleyenler için bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Bir diğer konu Pamukkale rengi ile alakalı yine çıkan basında düşen ya da sosyal medyada paylaşılan bazı şeyler. Onu da sizlere hemen söyleyeyim. Pamukkale rengi burada ön sipariş açıldığında en az tercih edilen renk olduğu için ve renk paletini değiştirmenin belli başlı zahmetleri olduğu için Pamukkale renginin üretimine daha henüz yeni yeni başlanmış arkadaşlar. Fabrikada çektiğimiz görüntülerde de zaten birçoğunuz görürsünüz ya da görmüşsünüzdür. Arkadaşlarımın da çekip paylaştığı içeriklerde yine göz gözümüze çarpmıştır. kadar renkleri üretimdeydi. Canlı canlı onları da gördük. Boyama işlemini gördük. Astarlama işlemini gördük. Boyadan sonra bekleme işlemlerini gördük. Motorların takıldığı yerleri gördük. Kalite kontrolün yapıldığı yerleri izledik ve gördük. Bazı size şu anda izlettiğim içerikler dikey video olabilir. Bazıları yatay olabilir. Onu da söyleyeyim. Hani bir aklınıza bir şey takılmasın. Ben çekim yaparken dikey yatay karışık çektim. Çok kısıtlı bir zaman olduğu için de hani her birini aynı şekilde çekememiş olabilirim. Ancak görüntülerin hepsi benim tarafı. Umca çekildi arkadaşlar. Fabrikadaki çalışanlar Türk mü? Evet Türk. Hatta bazıları sağ olsun beni tanıdılar. Belki bu videoyu izlerlerse de onlara da buradan selamlarımı ileteyim arkadaşlar. Hepsi Türk çalışanların. Tabii ki içeride yabancı çalışanlar vardır. Yönetim kadrosunda vardır. Ancak fabrikada çalışanların çoğu Türktü. Herhangi bir İtalyanla falan karşılaşmadım. Ve tabi bir şey daha var. Çok dikkatimi çekti. Birçok insan neden fabrikadaki tabelalar İngilizce ya da bazı yerlerde İngilizce şeyler yazıyor gibi durumlarda yorumlarda bulunmuş bunlara da cevap vermek istiyorum. Gittiğim bütün üretim tesislerinde zamanında Vestel'in de fabrikasını gezme fırsatını erişmiştim ve Vestel gibi ülkemizde başka teknoloji üretimi yapan firmaların da fabrikalarını gezme fırsatını erişmiştim. Tüm bu fabrikalarda tabelaların bazıları İngilizce olabiliyor arkadaşlar. Çünkü zaten orada çalışan insanların büyük çoğunluğu İngilizceyi anlayan ve konuşabilen insanlar. Dolayısıyla bu yetkinliğe erişmiş insanların orada çalıştığını düşünürseniz ve evrensel bir yer olarak orayı düşünürseniz o zaman bir şeyler daha kafanızda oturur ki Tok artık Tok Europe adıyla Avrupa'da da şirket kuruşunu yapmış bir firma arkadaşlar. Yani Avrupa'yı da hedefliyor Tok gelecek dönemde. Avrupa'da da Tok'un satışlarının başlama ihtimalinin olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum buradan. Benim Gürcan Bey'e sorduğum soruların arasında bir tane soru vardı o da şu. Dedim ki sizler hani modelleri gösterdiniz ama üretim aşamasında diğer modellerin çıkması 2024-2025'i bulacak dedim ve bu noktada tasarım anlamında değişiklik diye gitmeniz gerekebilir bilir mi dedim. Kendisi de bana trendleri takip ediyoruz. Eğer gerekirse böyle bir değişiklik yapılması gerekirse ya da ufak tefek dokunuşlara ihtiyaç olursa bunları tabii ki yapabiliriz diye bir cevap verdi ki ilk şu anda bizlerin bizlerle buluşan diyeyim T10X modeli olarak hepimizin tok olarak adını koyduğu ama aslında model numarası T10X olan modelinde prototip modelle oldukça benzer olduğunu yine ekledi ve dedi ki bana yine orada soruma cevap olarak biz dünyada bunu yapabilen çok az firmadan bir tanesiyiz. Prototiple gerçek hayatta satışa çıkan bir aracın benzerliği anlamında. Çünkü normalde prototiple gerçek hayatta satışa çıkacak arabanın arasında oldukça farklılıklar oluyordu dedi. Ve şu andaki satışta olan modelin prototip modelle neredeyse çok benzer olduğunu da ekledi arkadaşlar. Ben oradaki geziden oldukça tatmin oldum arkadaşlar. Gezi sonunda bizler 4x4 olan şu anda satışta olmayan T10X modeliyle orada bir test sürüş yapma fırsatına da eriştik. Arabanın zaten performansını anlatmaya çok gerek yok. Elektrikli bir otomobil gayet performansı, gayet konforlu. Ben T10X'e her bindiğimde gurur duyuyorum arkadaşlar. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak böyle bir projenin yapılabilmiş olmasından dolayı ben gururluyum. Buna kim ne derse desin benim gururum asla değişmez. Bu proje için de heyecanlıyım. Umarım bizlerin de hayal ettiği ya da artık bu konuda hayal eden kim varsa onların da hayal ettiğinin çok daha ötesine geçer. Ama inanın bana ki ben sizlere artık 10 yılı da aşkın süredir teknoloji içeriği üreten bir kişi olarak şunu söyleyebilirim. Gerçekten çok güzel işler yapıyorlar ve bir şeyler yapılıyor arkadaşlar. Yapılan işleri eleştirmeden önce biraz daha içeriğine bakmak lazım. Biraz daha anlamak lazım. Orada onlarca, yüzlerce değerli mühendis çalışıyor ve ben o kadar orada değerli Türk mühendislerle sohbet etme fırsatını eriştim ki inanın duygulanırsınız yani. Hani onların orada Türkiye için ülkemiz için bir katma değer sağlayabilmek için çalışıyor olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Duvarda fabrikanın iç kısmında bir görsel var ve bu görsel mesela dünya üzerindeki en büyük yapay zeka tarafından oluşturulmuş ve uygulaması yapılmış bir görselmiş yaklaşık 4000 metrekarelik bir duvardan bahsediyoruz. Bu duvarda gördüğünüz görüntü tamamen yapay zeka tarafından oluşturulmuş ki zaten T10X'in içinde de yapay zekanın esintilerini sıklıkla görüyoruz arkadaşlar. Hem yapay zeka radyosu bulunuyor aracın içinde hem de aynı zamanda bu akıllı cihazın içerisinde bir de yapay zeka ambiyans modu var. Orada da ekranda tamamıyla yapay zeka ile kaplı bir bizlere NFT'ler işte böyle dijital eserler sunuluyor diyebilirim sizlere. Bu proje için ve fabrika için çok söyleyebilecek bir şeyim yok açıkçası. Ancak duygularımı ve orada gördüklerimi sizlere aktarmak istedim. Konuyu özetleyecek olursak fabrika Bursa Gemlik'te arkadaşlar. Yolunuz düşecek olursa geçerken içeriye giremezsiniz eminim buna. Yani mümkün değildir diye düşünüyorum güvenlik sebebiyle içeriye alınmanız ama bilmiyorum bunu. Sadece bu benim şahsi yorumum ama geçerken görebilirsiniz yerini. Bir üretim tesisi çok da büyük bir üretim tesisi. Bataryaları da Orada üretiliyor. içeride batarya üretiminde yapılabildiği bir tesis ve bunun dışında da yani başka cevaplamadığım bir soru var mı diye düşünüyorum. Galiba kalmadı. Bu tesisin içinde üretim yapılıyor. İtalya'da değil. Bu İtalya konusu artık harbiden gülüp geçtiğim bir konu benim. Çünkü ben fabrika açılışına da davet edilmiştim. Oraya da gittim ve orada da görmüştüm. Gördüğümden farklı bir şey yok şu anda ki çok daha ileriye gidilmiş her geçen günde daha ileriye gidilmesi için uğraşılıyor. Çok vizyonlu bir ekip var orada. Yani dünya trendlerini yakalamak için elinden geleni yapan bir Ekip şu anda tokta çalışıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde devam ederlerse öyle tahmin ediyorum ki yakın gelecekte çok daha ciddi, çok daha güzel başarılara imza atıyor olur bu ekip. Hem de ülkemiz adına bizlere de gurur verir diye düşünüyorum. Cevaplamadığım bir soru sanırım kalmadı. Eğer sizlerin başka bir sorusu varsa da yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Birazcık böyle yorumları görünce üzüldüm. Çünkü enteresan yorumlar var gerçekten Anlamakta zorlandım ve e, anlam veremedim Çok yorum okudum dünden beri gelen videolara Valla yani burada elinden geldiğince sizlere gördüklerimi aktarmak istedim Bu videodan sonra bazı şeylerin değişmesini istiyorum ne kadar değişir bilmiyorum ama Bir şeyleri desteklemek bir yerlere gidebilmesi için elinden geleni yapmak lazım Ve bu videoda da sizlere fabrikada gördüğüm şeyleri anlatmak istedim Tabii ki bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız Benim sosyal medya hesaplarımı takip edip bir de videoyu beğenirseniz ve bu konu hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara bırakırsanız beni sonsuz mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay efendim.